Por la feria ya venimos. Estamos en Barcelona. Gezmeyi Bilecan'ın yeni bölümünde Barcelona'dayız. İspanyolca giriş yaptığıma bakmayın. Bu aralar İspanyolca dersi aldığım için biraz şov yapmak istedim. Videonun geri kalanı Türkçe devam edecek. Emin olabilirsiniz. Biz bugün 2 sene önce gelip mahsur kaldığımız Barcelona'ya ve aynı zamanda da çok sevdiğimiz Barcelona'ya 2 sene sonra yeniden ayak bastık. Ebren Hanım, hatırlıyor musun 2 sene önceki durumları? Hatırlıyorum. Mahsur kalmıştık ama iyi olmuştu. Evet. 2 sene sonra yine birlikteyiz, Barcelona'dayız. Yine Barcelona'da senin yanındayım. Evet. Peki hazır İspanyolca dersleri almışken senin yanındayım, İspanyolca ne demek biliyor musun? Yok, onu ben bilmiyorum. A tu vera. Ha, güzel. A tu vera. La Sagrada Familia'nın içindeyiz. Biz 2 sene önce geldiğimizde buraya girememiştik çünkü kapıda bilet bulamamıştık. Evet. Bütün biletler tükendiği için biz 2 sene önce geldiğimizde buraya giremedik. Fakat şu an dilimiz, nutkumuz tutulmuş durumda. Çok güzel. Muhteşem. Ya daha önce çok güzel kiliseler, çok güzel şapeller gördük. Ama burası bir başka. Bu ayrı. Bu gerçekten çok ayrı. Bir ara dedim ki acaba hani fiyatı çok mu? Ama değiyor. Kesinlikle değiyor. Yani içeri girdiğinizde sanki bir nasıl diyeyim rüyanın içindeymişsiniz gibi. Biletlerden bahsedelim. 30 yaş üstü 26 euro. 30 yaş altı da 24 euro. Yani 30'unuza gelmeden direkt gelir. Evet, evet. 24 euro. Fakat şöyle kesinlikle internetten almanızı tavsiye ederiz. Çünkü hem kapıda bilet bulmak zor. Hem de kapıda artı 4 euro biletler daha pahalı. O yüzden internet üzerinden aldığınızda La Sagrada Familia aplikasyonuyla beraber burada QR kodla giriş yapabiliyorsunuz çok rahat. Buraya, yani kapıya bırakmayın. Burayla alakalı çok enteresan detaylar var. İnanılmaz aslında Gaudi'nin yapmak istediği, tasarlamak istediği ve burayla alakalı düşündüğü inanılmaz şeyler var. Biz buranın belgeselini izlemiştik gelmeden önce. Yani bu videoda çok bilgiye boğmak istemiyoruz sizi ama özellikle National Geographic'te çıkan La Sagrada Familia belgeselini tavsiye ederiz. O belgeseli bir baştan sona izlemenizi mutlaka tavsiye ederiz. Şimdi burada Gaudi'nin ölüm yıldönümü olan 2026'ya yetiştirme hedefleri var. La Sagrada Familia'yı ve bittiğinde 172,5 metre olması planlanıyor La Sagrada Familia'nın. Burada da şöyle bir detay var. Gaudi bu yapıyı planlarken Montjuïc Dağı var burada Barcelona'da. Montjuïc Dağı'ndan asla yüksek olmaması gerektiğine karar veriyor. Çünkü Montjuïc Dağı'nın tanrı yapımı olduğu için onu geçmemesi gerektiğine inanıyor. Çünkü çok aslında Katolik, radikal bir Katolik kendisi Gaudi. Çok daha enteresan detaylar var. Mutlaka belgeselinizi izleyin. Bizden size tavsiye ve 26 euroyu çok bularak buraya gelmemezlik yapmayın. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Yani renkler, hiçbir ışık yok.
sadece dışarıdan alınan gün ışığıyla şu an içerisi aydınlanıyor. Evet. Bir tavsiye de saatlerinizi gün batımına doğru seçin. Çünkü tam arka cepheden alan ışık aldığın zaman bu turuncu vitraylar içeriye inanılmaz bir ambiyans veriyor. O yüzden zamanınızı da bence gün batımına yaklaşırken, mesela biz şu an 5'te girdik ve içerisinde inanılmaz bir ambiyans var. Bunu da size tavsiye ederim. Hadi devam edelim biz büyülenmeye. Kilisenin hemen altında kalan sergide Gaudi'nin La Sagrada Familia'yı nerelerden esinlendiğinin, nasıl esinlendiğinin resmen kanıtlarını sunuyor bize. Burada gördüğünüz gibi kilisenin içindeki kolonların ağaçların yapraklarından, dallarının yapraklarıyla birleşmesinden esin aldığını söylüyor. Ve hatta vitraylarla beraber renklerini bile birebir tutturduğunu görüyoruz. Mesela burada da kilisenin hemen dışındaki duvarda yer alan kolonların girişleri tam dibi ağaçların köklerini de aynı zamanda temsil ediyor. Ve bayağı birebir yan yana resimlerini de koymuşlar. Yani saygı duymama geride değil. Şu yaprak olayı da çok güzel, ilginç. Evet. Mesela hemen köşedeki merdivenler var, yuvarlak merdivenler. Orada da yaprakların düşüşünü simgeliyor Gaudi. Ve gördüğünüz zaman hakikaten burada gösterilen modellemenin birebir aynısı olduğunu görüyoruz. Gaudi resmen doğayı inşaata, mimariye eklemiş. Yoruldun mu Erinç? Yoruldum. La Sagrada Familia bizi yordu. Bir türlü de çıkamadık La Sagrada Familia'dan. En son La Sagrada Familia'da akşamı ettik. Ve şimdi Barcelona'nın gotik bölgesilerinden Barri Gotik'e geldik. Barri Gotik'te de Plaça Real meydanındayız şu an. Plaça Real meydanı burada sıra sıra kafelerin olduğu, restoranların olduğu, aynı zamanda pubların da olduğu, palmiye ağaçlarının da bir donattığı çok güzel bir meydan. Biz burada birer içki içeceğiz, belki bir şeyler yiyeceğiz. Akşam için bence tercih edilebilir bir yer. Hadi. Artık karnımızı doyuralım. Evet, karnımızı doyurmanın vakti geldi. Gaudi Barcelona şehrine resmen imza atmış. Bu imzalardan biri de, bu eserlerinden biri de Park Güell. Güell ailesi zamanın en zengin ailelerinden biri ve aynı zamanda da Gaudi'nin finansörleri. Ve Gaudi Güell ailesine böyle büyük bir park yapmaya ve burasını aslında bir konuta dönüştürmeye çalışmış. Fakat sonrasında Güell ailesinin yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı burası yarım kalmış. Ama yarım kalmış hali bile insanı gerçekten hayrete düşürüyor. Buradaki özellikle şu bank dediğimiz alan, bank denir mi emin değilim şu an ama en nihayetinde bir bank. Oturma yeri. Evet, oturma yeri, bank. Bu banklarda bulunan seramiklerin hiçbiri buraya özel yapılmamış. Hepsi farklı farklı ürünlerden, farklı farklı şeylerden kırılarak ve buraya özel kesilerek, kırılarak, biçilerek yapılmış. Ve buraya en sonunda monte edilmiş. Ve çok enteresan bir şekilde hepsi birbiriyle de çok uyumlu duruyor. Gaudi'nin yaptıklarına gerçekten şaşırmamak elde değil. Buranın girişinden bahsedelim. Girişi 10 euro. Yine online biletinizi almanızı tavsiye ederiz. Çünkü sırada çok kuyruk oluyor. QR kodla hemen girip geçiyorsunuz. Ve buranın 10 euro olmayan sadece çevresini dolaşabileceğiniz bir ücretsiz bir şekilde dolaşabileceğiniz bir alanı da var. Onu da belirtelim. Park Güell aynı zamanda bir Barcelona manzarasına sahip yukarıdan. Biz internetten okuduğumuzda
sabah saatlerinde gelmek daha iyi gibi bir şey okumuştuk ama onun değerlendirmesi muhtemelen daha az sessiz, daha az insan olmasıyla alakalıydı. Fakat ben size şu an yine gün batımını tercih ediyorum. Tercih ediyorum, öneriyorum. Çünkü sabah burası ters ışıkta kalıyor ve Barcelona manzarasını yeterince keyfini, tadını çıkaramıyorsunuz. Ve aynı zamanda fotoğraflarınız da o kadar iyi çıkmıyor. Bunu da söyleyelim. O yüzden Park Güell'e gelirseniz akşam saatlerinde özellikle de gün batımını tercih edin. Burası fazlaca kalabalık. Burada biraz fotoğraf çekebilmek için biraz uğraş veriyorsun. Ama ben yöntemini çözdüm. İnsanları darlayacaksın. Onlar kalkıyor zaten. Hatta böyle kamerayla gözlerine giriyorum. O zaman kalkmak durumunda kalıyorlar. Ancak öyle çekilebiliyorsun. Fazlaca kalabalık. Şimdi Barcelona'da plajının oralarda La Champagne diye bir yere geldik. Buraya geldiğimizde bayağı bir sıra bekledik bu arada. Kapının önünde bayağı bir sıra vardı. Ama hızlı alıyorlar. Hızlı alıyorlar. Maksimum 15-20 dakika falan bekledik herhalde. Oğulcan diye bir arkadaşım çok övdü burayı. O yüzden geldik. Bakalım şimdi ben smoked loin söyledim. Ama bayağı işte. Burada, evet, burada bir de kava var sadece. Kava dedikleri içki var. Bir de kroket söyledik. Şimdi senin burgerin de birazdan gelecek. Bakalım tadı nasıl? Çok merak ediyoruz. Fiyatlar nasıl peki? Mesela bu 3,5 euro. Yani aslında çok uygun fiyatları baktığınız zaman. 3,5 euro. Mesela bir şişe kava söyledik. Bir şişe kava da 9,10 euro. 9,10 euro. Bence gayet iyi. Denenebilir. Bakalım tadı tattıktan sonra ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Sana da koyuyorum. Ne yiyorsun öyle ya? Ay çok efsane bir şey. Bakar mısınız? Eti o kadar lezzetli ki ben et sevmeyen insan. Ben et sevmeyen insan mest oldum. Ekmeği de güzel bir de çıtır çıtır. Bir de bir şey içiyoruz, kava. Kava da böyle bir şeye benziyor, bulaşa benziyor. Biraz ama asit şekerli. Bir şarap. Evet, yani acaba dedim ki hamburgerde şarap yenir mi? İçilir mi pardon? Ama içiliyormuş yani, kava içiliyormuş. Oho, almışsın şarabını, kavanı. Dur sana da koyayım.
dışarıda takılıyoruz şimdi. Fiyat performans 10 üzerinden 10. 10 değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Lezzetliydi yani. Bayağı lezzetliydi. Ama oturma yeri yok içeride. Herkes ayakta. Böyle hemen geçik aslında. O yüzden sıra, o yüzden hızlı ilerliyor bence. Değer ama. Ayakta işte şimdi şarabı içeceğiz. Bir de fiyatlardan hafiften bahsedelim. Ben söyleyeyim mi? Sen ödemediğin için bilmiyorsundur. Aşk olsun. Hayır, ben ödedim ödeme hesabı, o yüzden söyledim. Ebrar sonra demesinler, Ebrar yiyip içti gezdi. Elini cebine sokmadı diye. 3 tane hamburger. Bir tane. Üçünü ben yemedim. Üçünü ben yemedim. İkisini ben yedim. 3 tane hamburger, bir tane tavuk kraket, bir şişe de kava. Tavuk şişe böyle, şişe gösterelim. Kroket. Patates kızartması yokmuş. Ben patates kızartması istemiştim ama kroket efsaneydi. O da güzeldi. Gayet lezzetliydi. Ve bunların toplam 23 euro. Bence fiyat performans bayağı iyi. Yani bir şişe kava içtiğimizi düşünürsek aslında. Evet. Bir de sabah mesela bir tane sandviç yedik. Çok kötüydü. 7 euroydu değil mi? 7 euroydu evet. Şimdi kıyaslıyorsun ister istemez. İster istemez kıyaslıyorsun. Tavsiye ediyor musun burayı? Çok videolarda devam tavsiye ediyoruz diyoruz. Bak onun farkındayım. Ama burayı harbiden tavsiye ediyoruz. Yani buraya gerçekten bir daha geleceğiz zaten. Biz de geleceğiz. Sosisli denemeye değil mi? Evet, sosisli. Sosisli de aklımıza kaldı. Evet. Yanımızdaki arkadaşlar sosisli yiyordu. Çok güzel gözüküyordu. Kız çok böyle beğene beğene yiyordu. Aklımda kaldı. Ama geleceğim. Ulaşımdan bahsedelim. Normalde buraya gelince de alabiliyorsunuz ama biz online'dan alınca %10 indirim, Ola Barcelona kartını %10 indirimli alıyorsunuz. Şöyle fiyatlarda, eğer iki günlükse 16 euro, 3 günlükse 23 euro, 4 günlükse 30 euro, 5 günlükse 36 euro. 38 euro. Biz 5 günlük aldık. Bayağı da kullanıyoruz zaten. Ve otobüs, tren, metro, her şey dahil bunun içine. O yüzden online'da alın ve mutlaka kullanmayız diye düşünmeyin. Kullanıyorsunuz. Çünkü çok geniş sokakları ve yürüme mesafesi de çok geniş. O yüzden bence gelindiği gün kadar da bilet alınması, online'dan alınması çok mantıklı. Gaudi'nin Barcelona'ya attığı başka bir imzanın önündeyiz. Bu imzanın adı Casamila. Casamila 1906-1910 yılları arasında Gaudi tarafından yapılmış ve 1911 yılında da ilk misafirlerini ağırlamış. Şimdi biz Gaudi'nin Barcelona'ya attığı bu imzanın içine gireceğiz. Sizin için dolaşacağız. Terasından Barcelona manzarasının keyfini çıkaracağız. Terasındayız. Buraya giriş 24 euro. Online'dan aldık biz yine. Siz de öyle yapabilirsiniz. Sıra olabiliyor aşağıda. Buraya bir de gece turu var aslında. Onda da ışık gösterileri oluyor. Ama gece turunda gündüz giremiyorsun galiba değil mi? Ayrı almayı. Evet, ayrı ayrı alıyorsun. Evet, o yüzden biz tercih etmedik. Biz gündüz girmek istedik. Ama gecesine de girilebilir tabii. 34 euro olduğunda belirtelim. Evet, 34 euro bir de. Chiribia, 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 chirib
kampüslerinden herkese merhaba. Burada aradığınız, aramadığınız her şeyi bulabilirsiniz. Meyve tabakları, meyve bardaklarından, çikolata tatlılardan, patates kızartmalarından, hamur işlerinden, balıktan, etten. Allah Allah. Yani daha baharat, turşu, aklınıza gelebilecek bütün atıştırmalıkları burada bulabilirsiniz. Biz şimdi kahvaltımızı buradan yapacağız ama siz de geldiğiniz akşam yemeği atıştırmalıkları da buradan geçirebilirsiniz bence. Evet. Hamburgerimizi yiyelim. Burada böyle kızartma işleri bulmak çok kolay. Mesela bak burada nuggetslar var, rancheraslar var. Ve burada mesela şimdi ne kadar verdik? 3 euro verdik. 3 euro. Tamam eder mi acaba? Şöyle gösterelim. İçinde peynir var. Peynir eritilmiş bir şekilde. İçi de kaplamalı sosis. Mükemmel. Kıskandı beni ya gerçekten. Evet. Ama kötüymüş zaten. Hayır. Sanırım bir kıskandı beni ha. Evet. Patates almış. Çak. Ne kadar verdin bunlara? 6 euro mu verdim? Evet. Aynen. Bu Tornado. Tornado 2,5 euro. Diğeri de tatlı patates. Tatlı patates. Ona ne kadar ne? 3,5. Evet. Evet. Beğendin mi peki bunu? Güzel. Beğendim. Evet. Yani senin bu demen biraz gibi sanki. Ne? Daha iyisini alabilirmişim. Ha, tatlı patatesten tat. Patates alınmasın bence. Tavsiye etmiyor musun bunu? Hayır. Çünkü hazır önceden yapılmış ve konulmuş. O kötü. Neyse bir daha patates yemeyin arkadaşlar. Erincin yediğinden yiyin. Şu an Gotik Mahallesi'nde kahvemizi içiyoruz. Burada kafe fiyatları bizi üzmedi. Bir cappuccino, bir çaya 4 euro verdik. Hem de merkezi bir yerde. Biz şimdi biraz keyif yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Burası 1888 yılında uluslararası bir fuar kapı girişi olarak mı yapılmış değerli? Evet. Evet, kapı girişi olarak yapılmış. Burada birçok çevresine bisiklet kiralayacak yerler var. Bisikletinizi kiralayarak plaja doğru bisiklet sürebilirsiniz. Biz öyle yapmıştık geçen geldiğimizde. Belki şimdi de yaparız. Erinç. Ben... Neredeyiz? Park della Ciutadella'dayız şu an.
Zafer Takı'nın aşağısından yürümeye başladığınızda yolun sonunda bulunuyor. Burası tıpkı diğer Avrupa şehirlerinde olduğu gibi Avrupa'nın sineklerden konuşamıyorum gerçekten. Şehrin tam göbeğinde muhteşem büyük bir park. Ortasında gölet var. Gölette gidip sandal kiralayabilirsiniz. Örnek veriyorum, yarım saati 6 euroya sandal kiralayabilirsiniz. Burada sokak müzisyenleri yine gitarlarını çalıp şarkılarını söylüyorlar. Avrupa'nın en sevdiğim şeylerinden biri de bu. Sokak müzisyenlerini bolca görebiliyorsunuz. Ve gerçekten kaliteli müzik yapıyorlar. Biz parkın keyfini çıkaralım. Ama burada kafeler var. Burada oturabilirsiniz, çayınızı içebilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. Sadece park deyip geçmeyelim. Birazdan göstereceğiz. Çok ilginç yapılar da var burada. Vamos, vamos. Hiciste la maleta, ay, sin decirme adiós. Ay, qué dolor, cómo no abandonó. Ay, qué dolor. Caddesinden nereye yürüyoruz? Sahile doğru yürüyoruz. Barceloneta. Barceloneta'ya doğru. Suyumuzu aldık, yolumuz uzun. Metro gitmiyor çünkü oraya. Yürüyerek gideceğiz. Burayı bu zamana kadar çekmedik. Çünkü çok da bir anlatılacak bir yanı yok. Zaten meydanı aslında geniş ağaçlarla kaplı. Meydanı. Meydan değil de cadde diyelim. Caddesi, pardon, aynen. Bozma beni ya, niye bozuyorsun? Zaten her şekilde yolunuz buraya düşüyor. Gelmek istemeseniz bile düşüyor. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Sevdiğimiz yanlarından biri de 500 metre içeride şehir hayatı devam ederken 500 metre dışarıda kocaman bir plajda zamanınızı geçirebiliyor olmanız, denize girebiliyor olmanız. Buranın adı La Barceloneta. Burada örtünüzü alıp oturup keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Burada bisikletle bir ucundan bir ucuna bisikletle turlayabilirsiniz. Biz daha önce öyle yapmıştık. Şimdi yürümeyi tercih ediyoruz. Una vez sabiera por la calle pasar. Ay, qué dolor, no lo quiero pensar. Ay, qué dolor, yo lo pasé muy mal. Ay, qué dolor, ay, qué dolor. Gezmeyebileceğim. Tüm hızıyla devam ediyor. Evet, at maskeni takıp şakada yaptığına göre. Şakalar. Şimdi gerçek programı alalım senden. Şimdi bira festivaline doğru gidiyoruz. Bira içeceğiz. Bilin bakalım ne içeceğiz. Çok şans eseri gördük aslında onu. Denk geldi. Garambiler'in sonunda. Evet. Dedik ki niye katılmayalım. O yüzden bira içmeye gidiyoruz şimdi. Şimdi bira festivaline geldik. Bira festivalinde karşı karşıya bir sürü bira standı var.
ve her standta ayrı ayrı farklı farklı biralar var. Örneğin Ebrar Ahududulu dolu bira aldı. Ben de normal Berliner aldım. Burası böyle Barcelona'nın canlılığı her yerine vuruyor açıkçası. Nereye giderseniz gidin, Barcelona her zaman çok canlı. İşte Barcelona'yı sevmemizin nedeni de bu. Por más que me pregunto, no cuento la razón. Ay, qué dolor, para dejarme así. Ay, qué dolor, sin una explicación. Ay, qué dolor, ay, qué dolor. Yağmurlu bir Barcelona sabahına uyandık ve genelde kahve içerek biraz kapalı alanda vaktimizi geçirdik. Biraz yağmur girince de hemen gotik sokakların arasına kendimizi attık. Şimdi burada katedralin çevresindeki binlerce güzel sokaklardan birinde Carrer del Bisbe köprüsünün hemen önündeyiz. Burası sıkça fotoğraf çekilen güzel yerlerden biri ama çok kalabalık oluyor, onu söyleyelim. O yüzden burada fotoğraf çekilmek için bence sabah erkeni ayarlamaya çalışın. Sarayı'nın önündeyiz. Burası Barcelona'nın en ihtişamlı binalarından bir tanesi. Buraya giriş ücreti 18 euro. Ama iç kısmında ücretsiz olan kısım da var. Aynı ambiyansı orada da yakalayabiliyorsunuz. Barcelona'da bulunan UNESCO Dünya Mirası'nda olan yapılardan birinin önündeyiz. Adı Casabatio, imzası yine Gaudi'nin imzası. Gaudi her yere imzasını atmış Barcelona'da. Casabatio, Gaudi'nin sıfırdan yapmış olduğu bir bina değil. Aslında daha önce var olan fakat sonrasında Josep Batlló tarafından satın alınmış bir bina. Ve Casabatio'yu Gaudi sonradan tasarlıyor. En enteresanı da sadece binayı değil, içerisindeki bütün mobilyaları Gaudi tasarlıyor ve aynı zamanda da şu an tam karşısında oturduğum bankı ve elektrik direğini de Gaudi tasarlamış. Burada bütün her yerde Gaudi'nin imzası var. Gaudi'nin bu yapısının içeriye girmenin sabah ücreti 35 euro, akşam bir konser ve ışıklı gösteriyle beraber girmenin ücreti ise 49 euro. Eseri olan Casa Vicens'in önündeyiz. Gaudi bu evi yapmadan önce evin bulunduğu yerde Afrika kadife çiçekleri çok fazla bulunuyormuş. Gaudi de ondan esinlenerek fayansların üzerine o sarı çiçekleri işlemiş bolca. Buraya giriş 14 euro. Biz dışarıdan bakmayı yeğledik. Dışarıdan da bence ambiyansı yeteri kadar alınabiliyor. Thank you.
Ve Casavigans'tan hemen sonra bir tapas molası verelim dedik. Daha önce geldiğimizde denememiştik tapası. Şimdi deniyoruz. Patatas bravas diye geçiyor. Brava soslu patatas. Tatlı soslu tavuk kanadı. Domates soslu ekmek ve el yapımı köfte. Farklı bir tadı olduğunu söyleniyor. Bunları yiyeceğiz. Yedikten sonra deneyimimizi paylaşalım. Yarın Cadılar Bayramı'ymış, 31 Ekim günü. Nasıl bizde bayramda, bayramdan önceki günlerde pazarlar dolu olur. Aynı o şekilde burada da şu an inanılmaz bir kalabalık var. Herkes işte kostüm evlerine falan sıraya girmiş durumda. Bir de tabii yine Barcelona'da hiç eksik olmayan sokak gösterileri, sokak müzikleri şimdi burada tam şu an dönersen göreceksin. Erinç hiç odaya dönesim yok. Ne yapacağız? Son gecemiz. Son dakikalara kadar buranın keyfini çıkarmaya çalışacağız. Soldan gideceğiz. Zaten geç gideceğiz. Şimdi bir flamenco şova bakacağız. Fiyatlarına bakacağız önce tabii. İnternette yazılanlarda uygun fiyat da var, yüksek fiyat da var. Bakalım. Eğer uygun fiyata denk gelirsek bir flamenco show zamanı. Evet, kararımızı verdik. Şimdi tam Plaça Real meydanında bulunan Los Torantos mekanına gidiyoruz. Tam az önce dediğim gibi internette 20 euro yazıyordu. Fakat şu an geldiğimizde verilen broşürde 12 euro yazıyor. Bakalım girelim nasıl olacak. Olabilir, olabilir. Bence kapıdan bakmakta fayda var. Bir de çok sıra var şu an ama... Sıra var ama giriyor musunuz? Yani bu sıra biraz oturma sırası ama en kötü ayakta izliyor musunuz? Bence değer ama. 12 euro çok büyük bir rakam değil böyle özel bir gösteri için. Yemeğe veriyorsun ya. Aynen öyle. Hadi bakalım, merak ediyorum. Ben bu barı sönüyorum. Yeah.
Ay. Ya bir şey söyleyeyim, hakikaten biz ne izledik öyle ya. 12 euronun, bak 12 euro verdik adam başı, kişi başı. 12 euronun bir senti bile boşa gitmedi ya. Bir senti bile. Muhteşemdi yani. Ama bence çok güzel anlarını çektik. Çok güzel anlarını bence siz de izleyeceksiniz. Muhteşem. Barcelona, aslında Flamenco, Barcelona'yla özdeşleşmemiş bir şey ama Barcelona çok güzel sahiplenmiş bu Flamenco'yu. Geldiğinizde tekrar adını verelim. Plaça Real'de Los Torantos. Uğramadan etmeyin, uğramadan etmeyin. Sen benim düşüncelerimi aldın, bir de ben sana sorayım. Hala nefesimi tutmakta. Böyle dışarı çıkınca böyle nefes nefese kalmışım. Bir acaba mı diyordun? Yok, yani şöyle. Bir daha Barcelona'ya gelsem önce derim ki lütfen bir daha bilet alalım, bir daha izleyelim. O kadar güzeldi ki anlatamam. Gerçekten yapılması gereken bir şey. Yani geliyorsan gideceksin ve izleyeceksin. O kadın kendini nasıl parçaladı, nasıl bir dans... Şeyi anlatsana, ayakkabısı parçalandı. Ayakkabısı parçalandı sahnede. Hiç, direkt çıkarttı, attı topuklarını yere vura vura. Dedim ki helal olsun. Böyle var, nefesim kesildi, böyle izliyorum. Ya efsaneydi ya. Ya gerçekten efsaneydi. Gelince değer mi değmez mi diye düşünmeyin. Gidin. Kesinlikle gidin. Ve kapıdan alsınlar. Ve kapıdan alın. Harika. Beşinci ve son günümüz Barcelona'da. Bugün biraz buruk geçiyor. Buradan hiç dönesimiz yok. Herhalde bir 15 gün daha, 20 gün daha kalsak kalırız. Bize bıraksalar. Ama bize bırakmıyorlar. Hem Euro'nun durumu bize bırakmıyor, hem de iş durumlarımız bırakmıyor. Bugünü biraz daha rahat takılmaya ayırdık. Daha çok işte kafelerde oturacağız. Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Bir de tapas yerken çok beğendiğimiz bir brava sos vardı. Onları aradık, bayağı bir aradık. Marketlerde bulamadık. İnsanlar burada evlerinde yapıyorlar herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kullanılan bir sosun marketlerde olmaması çok enteresan. Ama en nihayetinde bulduk. Carrefour Express'ten bulduk. Siz de eğer Türkiye'ye dönerken almak isterseniz mesela Türkiye'de bulamayacağınızı söyleyelim. Çünkü ben daha önce aramıştım, bulamamıştım. İyi bir öneri olur bu bizden size. Markası neydi? Ferrer. Ferrer marka. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Barcelona'dan havalimanına gidecekseniz eğer size ufak bir detay vereceğim. Şimdi genelde internet siteleri size R2N hattını yönlendiriyor. Paseo de Gracia istasyonunda R2N'ye binmenizi söylüyor. Fakat bu R2N'de şöyle bir detay var. Bu tren 30 dakikada bir geçiyor. Ve bu 30 dakikada bir geçtiğinde birini kaçırdığınız anda direkt 30 dakikanızı kaybediyorsunuz. Eğer süreniz kısıtlıysa biz mesela şöyle yapacağız. Liceu, Paseo de Gracia, Diagonal, bunlar ana istasyonlar bu arada. Bu istasyonlardan direkt olarak Zona Universitat durağına gidebilirsiniz. Son durak zaten. Ve o duraktan inip hemen L9'a geçip havalimanına gidebilirsiniz. Burada şöyle bir detay var. Birisi 6 dakikada bir kalkıyor, birisi de 8 dakikada bir. O yüzden bekleme süreniz çok daha kısa olacaktır. Ve ulaşım süreleri de hemen hemen aynı. Bu detayı da vermiş olalım. Barcelona videomuzun sonuna geldik. Biz gezerken çok eğlendik, çekerken de eğlendik. Umarım siz de izlerken zevk alırsınız. Biz buraya zaten hayrandık. Şimdi ikinciye geldik. Daha da hayran kalarak dönüyoruz. Barcelona erişle benim için çok ayrı olacak. Hep de öyle kalacak belli ki. Tekrardan belki yolumuz düşer. Erinç, olmaz mı? Düşer. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalı abone olmayı, değil mi? Kanala abone olmayı diyemedim. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizden bu kadar. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ne diyebileceğim? Tüm hızıyla devam ediyor.